Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da gördünüz, geldiniz. Yanımda en merak ettiğiniz iki telefonun kıyaslaması var. Hatta bana Instagram'dan işte X'ten özelden yazanlar vardı. Bu iki telefon arasında kaldım ne alayım diyenler. Çünkü bildiğiniz gibi benim de Dubai'de katıldığım lansmanla beraber Poco serisi F6 ve F6 Pro ile yenilendi. Özellikle F6 fazlasıyla dikkat çeken, fazlasıyla sevilen cihazlardan biri. Ama bir diğer yandan X6 Pro da bu senenin en sevilen Poco'larından biri oldu. Tıpkı X3 gibi bir etki yaptı. Çünkü fiyat performans dengesinde Diamond 8300 Ultra ile beraber çok güzel bir cihaz performansı iyi, tasarım iyi, kamerası kabul edilebilir, stereo hoparlörü var vesaire vesaire. E şimdi böyle bir durum olunca İnsanların özellikle 20 bin bandında bir bütçesi olduğunda ya ben o bütçeyle direkt şu anda karşılayan F6'yı mı alsam yoksa en azından cebime biraz daha kalsın gideyim kablosuz kulaklık alayım ya da ihtiyacım olan başka bir şey harcama yapayım çıkayım güzel bir yemek yiyeyim vesaire diyebileceğiniz X6 Pro mu alsam diye çok sorun oldu. Ben de bu videoda özellikle bu iki cihaz arasındaki farkları ve ben olsam hangisini tercih ederim? Bundan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi isterseniz tasarımıyla başlayalım. Tasarım noktası tamamıyla herkese göre değişebilen bir şey. Yani aslında genel geçer değil. Ama benim açımdan baktığımda ben F6'nın tasarımını çok daha fazla seviyorum. Ama bazı insanlarda mesela ben F6'ya F6, F6 Pro'nun tasarımını tercih ederim dediğimde birçok insan bu X6 Pro'nun, F6 Pro'nun o X6'nın tasarım dilini daha çok sevdiğini söylüyor. Dediğim gibi birazcık daha bireysel bir şey bu. Ama baktığımızda özellikle Poco'nun renklerinde olmasıyla tabii ki bir avantajı var X6 Pro'nun. Sağ üstte Poco yazısını görüyoruz. Alt tarafta 5G yazısı var. Klasik CE belgemiz burada yapılmış ve burada üçlü bir kamera sistemiyle filaşımız bulunuyor. Kamera kapağı diyebileceğimiz şuradaki siyah şeyde hafif bir böyle dokulu yüzey de var. Güzel de durduğunu söyleyelim. Tabii ki bu vegan deri olması da hem kir tutma noktasında daha iyi hem de hani elde kaymıyor vesaire tutuşu daha rahat bir yapıda olduğunu söyleyelim. Tam bir böyle zıt renkler yapmışlar. Çerçeveler siyah olarak geliyor ve yine güç tuşumuz sarı renkte ayarlanmış durumda. Ama bu siyah e, sarı dokusu tabii ki burada güzel bir şekilde de durduğunu söyleyelim ki boyutlarına baktığımızda 160,45 milimetrelik uzunluğumuz, 74,34 milimetrelik e, genişliğimiz ve 8,35 milimetrelik inceliğimiz ya da kalınlığımız varken 190 gram bir ağırlık var Poco X6 Pro'da. F6'ya geçtiğimizde ise ben bu rengini de seviyorum, titanyumu bence daha güzel duruyor. Ama bu iki geniş kamera adası ve bir de flash yuvası diyebileceğimiz bir alanın olması. Benim niye ise daha çok hoşuma gitti. Dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir. Yine sağ üstte pokoyası var arkadan baktığınızda. Buraya 50 megapiksel OIS yazılmış ve CE belgesi de aşağıya eşlenmiş durumda. Burada cihazın rengi neyse çerçevesi de o renk. Bu arada her ikisinde de plastik çerçeve var. Ve bunun dışında boyutlarına baktığımızda 160,5 milimetrelik uzunluk neredeyse birebirler. 74,4 mm'lik yani yine neredeyse birebirler. 7,8 milimetrelik de bir kalınlık var. Yani burada birazcık daha ince bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz ama yine yakın yani. Çok ufak milimetre farkları var. Ama 10 gram hatta 11 gram daha hafif 179 gram bir ağırlığı olduğunu söyleyelim. Poco F6 kanadında. Dediğim gibi tasarım dilleri birbirine benziyor arkadaki kamera dışında. Evet. Üst tarafta yine işte her ikisinde de stereo operörün ızgarası ve kızıl test sensörümüz. Alt tarafına baktığımızda her ikisinde bir diğer yandan sim kart girişi, tip C bağlantısı, mikrofon ve diğer stereo hoparlör. Her ikisinin de sağında ses açma kısmı tuşu ve güç tuşu var. Her ikisinin de solu bomboş bir şekilde ayarlanmış durumda. Yani benzer tasarımlara sahipler kamera adaları dışında burada da işte dediğim gibi sizin tercihinize göre değişir ama benim oyun burada birazcık F6'dan yana. Şimdi cihazları alıp şöyle açıyorum. Ön tarafını çevirdiğimizde aslında tasarımların da birbirine benzediğini görüyorsunuz ön tarafta. Yine X6 Pro'dan başlamak gerekirse X6 Pro'da 6,67 inçlik 1.5K e, AMOLED bir ekran var. 120 Hz tazeleme hızını sunuyor. Flow AMOLED olarak geçiyor yani akıcı ekran olduğu için. 1800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. HDR10 Plus sertifikası var. DCI-P3 renk desteği var. Ve ekran Gorilla Glass 5 ile beraber korunduğunu söyleyelim. F6'ya geldiğimizde ise yine 6,67 inçlik 120 Hz'lik bir Crystal Res From AMOLED ekranımız var. 1.5K çözünürlüğünde. Her ikisinde de çözünürlük benzer. Ama ekranın ekstra özelliklerine baktığımızda örneğin Poco F6 2400 nit'e kadar çıkabiliyor. 1800'den 2400'e arttırmışlar. Burada daha iyi bir değer var. DCI-P3 renk desteği burada da var. HDR10 Plus desteği varken Dolby Vision sertifikası da var. Yani Netflix'te ve Dolby içeriklerini burada o sertifikayla beraber renkleri daha canlı daha güzel görebiliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra Gorilla Glass Victus'la beraber korunuyor bu ekran buradaki ekran Gorilla Glass 5. 5 ile Victus arasında uçurum diyebileceğimiz bir fark var gerçekten. Yani 5 de sağlam, öyle kolay kolay çizilmez, işte kırılmaz vesaire ama Victus bunu çok daha ötesinde yeni cihazlardan da görüyoruz. Ama bu açıdan baktığımızda evet hanemize artı F6 tarafında geliyor. Ama baktığımızda canlılık vesaire noktasında büyük de bir farkları yok. Çerçeve içinde bence neredeyse ekranlar birebir görünüyor. Belki bunda birazcık daha ince çerçeve var diyebiliriz. Bunda dediğim F6'da ama yan yana koyup baktığınızda çok benzer bir değer sağladıklarını da söyleyelim. Bu fiyat farkını düşündüğümüzde yine F6'ya birazcık avantaj gibi görünebilir. Dediğim gibi benzer şeyler. İşlemci tarafına geldiğimizde burada da zaten kafa karıştıran farklar buradan geliyor. Çünkü X6 Pro'nun zaten en büyük avantajı avantajlarından biri. Mediatek'in Dimensity 8300 Ultra'yı kullanması. Bu zaten direkt amiral gemisi seviyelerinden biri. F6'ya geçtiğimizde de 8S Gen 3 var. 8S Gen 3 de 8 Gen 3'ün 8 Gen 2'ye yaklaştırılmış hali. Aynı çipi vesaire kullanıyor ama performansta 8 Gen 2'ye yakın değerler sunuyor. Ama yine baktığımızda her ikisi de amiral gemi seviyesinde. Her ikisi de güçlü işlemciler. X6 Pro'da Mali G615 MC6 grafik birimi bulunurken burada da Adreno 735 bulunuyor. RAM depolamada her ikisinde de 812 RAM, 256 512 depolama alanı sunulurken LPDDR 5X RAM'ler ve bir diğer yandan UFS 4.0 depolamalar var. Yani en hızlı RAM ve depolama seçenekleri de burada karşımıza çıkıyor. Benim elimdekilerin her ikisi de 12 512 olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelin test sonuçlarıyla beraber bir kıyaslama yapalım. Antutu'da yaptığım testte Poco X6 Pro 1.296.599 puan alırken Poco F6 1.426.376 puan almayı başarıyor. CPU'da X6 Pro 268.622 alırken F6 368.146 puan almayı başarıyor. Grafikte 489.791 alan X6 Pro'ya karşı 489.191 alan F6 var. Yani grafik performansları neredeyse birebir işlemcide 8 S Gen 3, 8300 Ultra'dan birazcık daha iyi sonuç verdiğini burada görüyoruz. Bellek ve arayüzde çok benzer puanlar alıyor zaten ekranda görüyorsunuz. Geekbench 6'ya geldiğimizde CPU benchmark'ını yaptığımız anda X6 Pro 867 tekli 3198 çoklu çekirdek performansı alırken Poco F6 yani 8 s 3 1854 tekli 4755 çoklu çekirdek performansıyla işin CPU farkında olduğunu da bizlere gösteriyor. Yapay zeka testi olan Geekbench'in ML skoruna baktığımızda burada işlemci üzerinden yapılan TensorFlow'a baktığımızda özellikle X6 Pro 625 F6 807 puan almayı başarıyor. Bunu GPU üzerinden yaptığımızda X6 Pro 465 F6 790 alıyor ve genel skoruna baktığımızda NN Epi skoruna baktığımızda X6 Pro 2780 bir diğer yandan F6 447 puan alarak aslında daha düşük aldığını bizlere gösteriyor. 3D marka geldiğimizde en güncel testlerden biri Steel Nomad Lite. Baktığımızda X6 Pro 821, F6 1008 puan almayı başarıyor. Solar yaptığımızda X6 Pro 3294, F6 4950 puan almayı başarıyor. Wildlife Extreme'e geldiğimizde X6 Pro 2029, F6 Pro 2913 puan almayı başarırken PC Mark Worker 0 performans testine baktığımızda 14001 X6 Pro 14056 F6 almayı başarıyor. Yani yani burada ortaya çıkan şey nedir? birbirine yakın işlemciler ama benchmark testlerine baktığınızda evet birazcık daha iyi bir durumda özellikle F6 tarafı. E oyun noktasında zaten benzer performans sergiliyorlar. Ama yine F6 birazcık daha şey. O da aslında birazcık Snapdragon'ın daha fazla bilinip şey olması, daha fazla dikkat çekiyor olmasından kaynaklı. Ama yine hani skorlara baz aldığımızda F6 X6 Pro'dan birazcık daha iyi bir performans sergiliyor. Ama böyle ahım şahım mı? Değil. Bunu da görmekteyiz. İşin Kamera noktasına geldiğimizde ise kamerada özellikle X6 Pro'ya baktığımızda 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açılı lens, 2 megapiksellik de makro sensörümüz var. F6'ya geldiğimizde bir kalem eksiliyor. 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı sensör bu. Makro da çekebiliyor. Bir duruma geliyoruz. Ama F6'daki ana kameramız IMX882 OIS destekli haliyle EIS desteği de bulunuyor. E, geniş açılı de IMX355 yani birazcık buradaki kullanılan sensörler daha kaliteli formda. Burada bir daha doğrusu bilgi verilmiyor hangi sensörler olduğuna dair. Her ne kadar megapikselde X6 Pro daha iyi gibi gözükse de hem OIS desteği hem de kaliteli sensörlerin kullanılmasıyla F6 tabii ki daha iyi ki. işte fotoğraf örneklerine baktığınızda böyle birkaç tane koymuş olayım. Yani X6 Pro'nun karşısında F6 çok rahat bir şekilde bize iyi bir sonuç vermeyi başarıyor. Ön kameralarda X6 Pro'da 16 megapiksel'lik, F6'da 20 megapiksel'lik bir kamera var. Ama burada da Omnivision'ın OV20B sensörü kullanılıyor. Yani yine iyi bir ön kamera sensörü kullanıldığını görüyoruz ki yine örneklerde bunun farkını görüyorsunuz. Video tarafında 4K 60 FPS. Arka Full HD 60 FPS ön kamerada çekebilen F6'ya karşı X6 Pro 4K 30 FPS arka Full HD 60 FPS önde çekimler yapabiliyor ama dediğim gibi bir OIS farkı da burada karşımıza çıkıyor. Genel hatlarıyla baktığımızda düşük ışık ve normal ışık performanslarında tartışmasız bence F6 tabii ki daha iyi sonuçları verdiğini görüyoruz ki işte bu kamera adasının büyüklüğü vesaire farkının da birazcık buradan geldiğini de düşünebiliriz. Gerçekten iyi bir sonuç verebilme kabiliyetine sahip hem videoda hem şeyde. Ya benim için kamera önemli şeylerden biri diyorsanız X6 Pro yeterli bir çekim sunuyor ama F6 daha iyi sunuyor. Bunu da açık yüreklikle görebiliyoruz zaten. Siz de örneklerde gördüğünüz gibi. Bağlantı kanadında çok benzerler. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve kızıl Özesi. Her ikisinde de bulunuyor. Yani her ikisinde de aynı bağlantı performansını sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan bir problem yok. Ama bir diğer yanda stereo operörlerimiz var. Bunu da şöyle bir şekilde isterseniz beraber görelim istiyorum. Hemen şuradan YouTube'u açayım. Buraya No copyright sound diyeyim ve şöyle bir X6 Pro'dan dinleyelim. Gayet temiz. Vokaller çok temiz. Gayet güzel. Biraz ileri alıyorum. Çok güzel. Oyunla vesaire de çok iyi ses kasarsınız durdurdum. Şimdi X6 Pro'yu buraya koyuyorum. Hemen. Daha temiz gibi. Daha böyle clear geliyor yani. o temiz dediğimiz. Sonlarını diye bakayım. Bence fark anlaşıldı. Yani şöyle söyleyeyim. X6 Pro'nun çok güzel sesi var. Hani böyle bir iyi ses veren hoparlörlerden dinlediğinizde güzel bir ses çıkar vesaire. Bazı yerlerde böyle ufak tefek kayıpları duyarsınız da şey ya. Temiz ama üzerine F6'yı dinlediğinizde ki işte aynı yerden biraz geri bilir, zilleri yaparak görebilirsiniz. Bunun biraz daha temiz. Yani büyük ihtimalle işte aradaki geçen teknoloji olabilir. Kullanılan hoparlörün belki bir tık daha yükseği olabilir. Yükseklik temizlikte kesinlikle X6 Pro'da. Yani aldığınızda ne kadar güzel vesaire dersiniz. Ama F6 bunun üzerine net bir şekilde koymuş yani. Fark anlaşılıyor. Daha temiz çıkıyor, patlamıyor. Tizleri iyi, vokalleri çok iyi. Mesela bundaki vokalle arkadaki tiz ses arasında birazcık böyle bir karışma var gibiydi ama yine temiz çıkıyordu. Bunda direkt ayırdığını ve arkada da sesin güzel geldiğini hissettim ben. Yine siz kendiniz kulaklıkla vesaire dinleyerek görebilirsiniz. Aynı yerde koyup dinlemiş olduk. Bu açıdan baktığımızda Dolby Atmos Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless destekleri her iki cihazda var. Yani hem kendi hoparlörlerinde hem de bağladığınız kulaklıkta bir ses sisteminde yüksek kaliteli sesi aktarabilme kabiliyetine sahipler. Batarya noktasına geldiğimizde her ikisinde 5000 mAh batarya var. Her ikisi de benzer kullanım senaryosuna sahipler. Yani aslında burada büyük bir fark yok. Ama bataryayı şarj etme noktasında F6'da 90 Watt, X6 Pro'da 67 Watt fark var. Ve 10 dakikalık bir fark var en azından kendi dediklerine göre. Yani 45 dakikada doluyor diyor Xiaomi kanadı. X6 Pro için 35 dakikada fullersin diyor F6 için yani arada aslında böyle bir işte 23 wattlık bir fark olsa da ve bu ciddi gibi gözükse de aslında genel toplamda o özellikle 70'ten 80'den sonra şarj etme hızında zaten benzer düşüşleri yaşıyorlar. Evet burada daha hızlı şarj ediyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Özellikle böyle yüzde sıfırlara geldiğinizde ya yani eve gidene kadar falan filan ya da işte bir yere gidecek kadar şarj edeyim dediğinizde özellikle yüzde ellilere F6'nın daha hızlı geldiğini göreceksiniz. Ama yani genel toplamda da büyük bir fark yok. Her ikisi de hızlıca şarj olabilme kabiliyetine sahip. Ama Batarya Cimriliği noktasında da aslında benzerlerdi. En azından ben benzer oyunları yaptığımda her ikisinde hani bunu da %3 gidiyorsa bunda da %3 gitti. Ya da bunda %2 gittiyse bunda da %3 gitti vesaire gibi böyle bir farklılık oldu. F6 birazcık daha önde gibiydi ama dediğim gibi genel toplamda baktığımızda F6'nın bir avantajı var. Her ikisinde de Android 14 var şu anda. Her ikisinde de High HyperOS var. Bu açıdan bir sıkıntısı yok. Her ikisinde de Xiaomi uygulamalarını açtığınızda reklam görünüyor maalesef ki. Buna bir DNS vesaire ayarlaması yaparak kurtulabilirsiniz. Ama onun dışında baktığımızda evet şeyler. Şimdi kağıt üzerinde baktığımızda evet F6 daha iyi. Niye daha iyi? Bir, ekranı daha iyi. Yani çok benzer olsa da ekranın farklı olduğunu anlıyorsunuz. Seste gördüğünüz işlemci bence bir adım önde. Bir de işte dediğim gibi hani 8 Gen 3'ün özelliklerini kullanılarak oluşturan bir işlemci olduğu için burada böyle bir şey var ama değerler yakın baktığınızda. O yüzden hani kesinlikle 8 S Gen 3 8300 Ultra'dan iyi diyemiyorum. Test sonuçlarına vesaire baktığınızda böyle ama dediğim gibi Snapdragon burada birazcık daha iyi durumda. RAM depolamada zaten benzerler. Kamerada net bir farklılık var. Yani en büyük net farklılık bence kamerada. Bir de tasarım dillerine de işte kişiden kişiye göre değişebilir. Fiyatlara baktığımızda en azından benim bu videoyu çektiğim ayın 17'sine göre ilk başta Poco X6 Pro'nun düşük versiyonu yani 8256 versiyonu 17 binlerde bir diğer yandan... 12512si ise 19.000'lerde geziyor. F6'ya geldiğimizde birbirine çok yakın olmuş artık. 8.256'sı 23, 12 si bizdeki versiyonu da 23.5. Hani burada en azından işte yüksek depolama verelim olsun, tam performans kullanalım dediğimizde 19'da 23.5'u düşündüğümüzde arada bir 4.5, 4.500 liralık bir fark var. Buna değer mi değmez mi noktasında düşündüğümüzde X serisinin F serisiyle de farkını düşündüğümüzden hani ileride güncelleme sıklığının işte bir sıkıntı yaşamamasının falan filan şeyini düşündüğümüzde sonuçta Poco nef serisi şu anda tepe serisi. X serisi onun bir altı hem onun da altı. Bu sıralamayı falan da düşündüğümüzde evet ben uyumu F6'dan yana kullanırım. Ama şöyle de bir durum yok. Mesela X6 Pro aldı diyelim biri. Ya ben hani 4500 lira fark vermek istemiyorum. 20.000 liranın altında kalmak istiyorum her türlü. Yani benim maksimum bütçem 20 diyenlerde. de. Niye F6 almadım ben vesaire demeyecekler. Yani gayet memnun güzel bir şekilde kullanacaklar. Hatta zaten X6 Pro kullananların ya ben niye F6 alayım deme sebepleri de birazcık bu. Ama malzeme kalitesi, sunduğu rahatlık vesaire böyle hani ufak tefek farklılıklara da girdiğimizde evet F6 bence çok daha mantıklı, çok daha tercih edilebilir bir cihaz. Çünkü işte kamerası da daha iyi. E bir sosyal medya herkes hani iyi kötü paylaşım yapıyor. Bir şeyi çekeceği zaman da şey yapıyor. E bu açıdan düşündüğümüzde F6 daha iyi. Bir de dediğim gibi hani bir güncelleme takvimi çıksa, önemli bir şey çıksa falan. Burada her zaman F6 X6 Pro'nun önünde birazcık olacak. Hele hele F6 Pro'ya geçtiğimizde o birazcık daha önde olacak. Çünkü orada işte metal kasa var falan filan gibi şeyleri düşündüğümüzde. Ama dediğim gibi benim tercihim burada ya ben hangisini alayım? E, F6'ya da bütçem yetiyor. bütçem 25 bin. Bu iki cihaz arasında kaldım diyenler için evet f 6ya alırsa daha memnun kalırsın, daha uzun süre kullanırsın vesaire gibi şeyleri düşünüyorum. Ama ya 20 bin lira bütçem var kendimi F6'ya zorlayayım mı diyen için hayır abi ya, al X6 Pro'yu keyfine bak da diyebilecek formda olduğunu da söyleyeyim. Söyledim. Kıyaslamalarını yaptım. Farklarını siz de gördünüz. Sizin için durum nasıl? Yani 25 bin lira bütçeniz var. 5 bin lirayı kenara atıp X6 Pro alırsınız? Yoksa direkt F6'yı mı alırsınız? Ve sebepleriyle beraber benim dediğim gibi mesela kamera bence önemli bir etmen. Ekrandaki o fark bence güzel bir fark. Sesteki o fark da güzel bir fark. Bunlar benim için önemli olduğu için. Çünkü hep dedim işte telefonda dizi film izlerim vesaire. O yüzden ben F6'yı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi Zaten açıkladım. Sizler de bu şekilde benim bu 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 önemli. Benim için de şöyle bir durum var. O yüzden X6 Pro ya da F6 diye yazmayı unutmayın. Bunun gibi istediğiniz bir kıyaslama varsa lütfen yorumlar bölümünde de söyleyin. Onunla alakalı da değerlendirmeleri yapmış oluruz diyelim. Ama dediğim gibi burada önemli olan sizin yorumunuz, sizin tercihiniz. Hangisini tercih ederseniz aşağıda konuşalım, tartışalım diyelim. Bir başka arduino plus videosunda bir başka kıyaslamamızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.